açıların, sınır açılarının trigonometrik oranları istenmiş. Bunları ancak birim çemberden bulabiliriz. Yani herhangi bir dik üçgen çizip içine 270 derece yerleştiremeyiz. Öncelikle birim çemberi çizmeliyiz. Şöyle çiziyorum. Tabi çizmeye gerek yok aslında. Direkt zihnimizden de söyleyebiliriz. Şöyle çiziyorum. Şimdi birim çemberin yarıçapı bir birim. Bu da şuranın koordinatlarının 1'e 0 olması demek. Buranın koordinatları 0'a 1. Şuranın koordinatları negatif tarafa geçtiğimiz için x eksenini. Şurası x ekseni, burası orijin, burası da y ekseni. Şöyle koordinat sistemi. Negatif tarafa geçtiğimiz için burası eksi 1, virgül 0. Şurası ise 0, virgül eksi 1 olur. Eğer açı olarak ifade edeceksek, şurası 0 derece. Aynı zamanda 360 derece olacak. Burası 90 derece. Şurası 180 derece. Bu tarafta 200 70 derece. İfade ederken de şöyle ifade edeceğiz. Bu koordinatlardan birincisi kosinüsü, ikincisi de sinüsü ifade edecek. Şunlardan, yani kosinüs 270 0, sinüs 270 eksi 1 gibi. Şimdi gelelim ifademize. Şöyle eşittir diyorum. 180'in sinüsü, 180 derecenin sinüsünü hesaplayacağız. 180 derece burada, sinüs bunlardan ikincisi olur. Şurası. Birincisi kosinüs, ikincisi sinüs. Demek ki sinüs 180, 0. Eksi diyorum, kosinüs 180. Kosinüs 180, 180 burada. Kosinüs bunlardan birincisi. Yani eksi 1 olacak. Bölü 90'ın sinüsü. Sinüs 90, 90 derece burada. Sinüs ikincisi oluyor. Yani 1 olacak. Art 270'in kosinüsü, 270 burada, kosinüs birincisi oluyor. Yani kosinüs 270, 0 olur. Bu da 0. Şimdi şurayı hesaplarsak, eksi eksi 1'den, artı 1, aşağısı artı 1, 1'i 1'e bölersek sonuç yine 1 gelir. Bütün işlemin sonucu bu.